chill. Mike Tirico. Choose another. Kurtucumu biliyorsun. Kenan ne yapıyor ya? İyi abi, ne olsun, yaşıyoruz. Nasıl? Sen ne yapıyorsun? İyi. Hayatımıza giren son sosyal medya fenomeni de karabarayla suçlanan, o da tahliye olmuş Kenan. Ne diyeceksin abi konuda? Çok dayak yedim biliyor musun, sosyal medyada takip ettim. Bir şey yazdın abi, ondan sonra artık girmeyeyim yani. Abi ben ne diyeyim ya? Yani sözün bittiği yerdeyiz. Hani buralardayız, sözün bittiği yerde. Ne diyeyim abi? Ya ne diyeyim peki yani? Peki sosyal medyaya nasıl bakıyorsun? Yani bu sosyal medyada biliyorsun artık adliyede sosyal medya. Hı. Yani her şey sosyal medya. Evet. Yani cinayet zanlıları bile sosyal medyadan maalesef yakalanıyor. Maalesef. Bizi sosyal medya bitirdi diyorum ben hep arkadaş ortamında. Böyle de devam edecek gibi duruyor. Ha, iyi yönleri de var okey ama bitirdi be. Bizi mahvetti sosyal medya genel olarak yani. Aktif olarak kullanır mısın? Yok abi, değilim, aktif değilim ya. Niye abi? Herkes bilmiyorum kadar. Ben beceremiyorum. Ben en son postu ne zaman attım hatırlamıyorum. En son story'yi ne zaman attım hatırlamıyorum. Hani hakikaten öyle aklıma geldikçe böyle story falan atıyorum. Kızlar genellikle Instagram kullanan erkekleri tercih ediyorlarmış Twitter yerine. Ne diyeceksin? Buyur. Benim haberim yok mu? Ben biliyorum. Eyvallah baba. Bu yüzden mi bekarız acaba? Bu yüzden de. Bak yine bekarlığa geldik. Ne olacak senin bu halin? Abi ben niye sen bana Hakan Altun gibi davranıyorsun sürekli? Telefonun başında çaresiz bekliyoruz canım. Biz de öyleyiz abi, işte Instagram'ın başında çaresiz bekliyoruz. Yok yok, öyle diyelim. En son yaptığımız röportajdan sonra şöyle bir baktım. Hayranların ne yapıyor efendim, mesela senin hakkında ne düşünüyorlar filan işte. Biri çok garip bir şey yazmıştı. O aklıma kazınmış, onu soracağım müsaaden olursa. Özel bir bakım kürüm var mı? Yok baba. Ya hiçbir şey yok. Vallahi bunu sormuştum. Şöyle bir şey var ya. Biz erkekler bir tane krem alıyoruz. Bak gerçekten bir tane krem alıp her yerimize sürüyoruz. Ya yüzümüze, elimize, işte ya şurada bir şey çıktı deyip şuraya falan. Ya böyle bir özel bir bakım kürüm. Baksana ben yaşlandım ya. Ben erkeğe estetik yakışır mı? Vallahi kendileri bilir abi, ben ne bileyim ben. Yaptırır mısın? Yok, ben yaptırmadım şu ana kadar. Yaptırana hoş bakar mısın? Niye bakmayayım abi, herkesin kendi tercihi, ben ne bileyim. En son hani biliyorsun Rafet Erroman tanınmaz hale gelmişti filan, o çok konuşuldu. Evet abi. Ben tanırım. Ben Rafet Erroman'ı tanırım. Sesinden tanırım abi en kötü. Ben tanırım Rafet Erroman'ı. Vallahi bilmiyorum abi, yani yaptırana da saygım var. Herkesin kendi bedeni, kendi kararı. Yaptıran da yaptırır. Senin bu kalbin ne zaman doldu? Ya niye oraya geliyoruz sürekli ya? Allah kontra Allah. Sorular. Abi vallahi bilmiyorum ki ya. Abi kriterlerini söylesene bize. Niye bu kadar şey zorlanıyorsun mesela? Ne gibi kriterlerin var da? Geçen de sordun bunu. Dedim ki bakayım değişti mi? Yok yok ya, ben hala şeyim ya. Ben huzur bulmak istiyorum o kadar. Onu da ben bulamıyorum demek kadınlar ki. Kadınlar huzur vermez mi? Bunu da sordun. Ben evet. Dedim ki ben bulamıyorum baba. Huzuru ben bulamıyorum. Kontraya gelmiyor. Yok, huzuru Kenan ben bulamıyorum. Kenan dersine çalışmış abiler. Çok teşekkür ederim. Eyvallah baba, sağ ol. Ne demek? Olur mu şey?